kardeşleri, muazzez müminler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam büyük mesuliyete muhatap olduklarında dünya kendi vadisinde akışına devam ediyor. İnsanların arz talebe göre dünyadaki meslekleri, sanatları, vazifeleri ifa ediyorlar. Talip oluyorlar, yerine getiriyorlar. Yani insanlar alemde ziraat yapılan yerde alıyorlar, hayvanlarını gidiyorlar, tarlalarını ekiyorlar, zamanı gelip de hasat yapıyorlar. Buğdaylarını değirmene götürüyor, un yapıyor, ekmek yapıyorlar, satıyorlar ya da yiyorlar. Sanatçılar da onlar demiri dövüyorlar ya da marangozlar kapıları, pencereleri yapıyorlar. Hayat arz talebe göre kendi ihtiyacını karşılıyor. Hayatta boşluk yok. Fakat bundan daha önemli bir problem var. Yani belki bu noktada müşkil yok ama bir noktada problem var. Roma devleti büyümüş. Belki dünyanın şu kadarına hakim olmuş. Roma devleti içerisinde insanlar Allah'ın peygamber olarak gönderdiği Hazreti İsa'yı ilah kabul etmişler, ona tapıyorlar. Ona secde ediyorlar. Allah'a ibadet etmek için yapılan kiliseye geliyorlar, insana kulluk ediyorlar. Türkler putların peşinde koşuyor, putların ardında yürüyorlar. Hintliler ineklere tapıyorlar, İranlılar ateşi yakıyorlar, etrafında toplanıyorlar, ateşe secde ediyorlar. Yani yeryüzü Allah'la rabıtasını koparmış, Rabbini unutmuş insanlar. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın onun gelişini, ümmetinin varoluşunu Kur'an-ı Hakim bize anlatırken, ifade buyururken كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّتِمْ اُخْرِجَتْ اِنَّاسِ Siz biten bir ağaç değilsiniz, ot da değilsiniz. Allah sizi özel olarak bu insanlık için, Roma'da putlara tapanlar için, Türkler arasında putların peşinde koşanlar için, Hindistan'da Rablerini unutup da ineklere secde edenler için, İran'da ateşlere tapanlar, secde edenler için, onları kurtarmak için Allah Azze ve Celle size Hazreti Muhammed'e öğrenci olarak كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّتِمْ اُخْرِجَتْ اِنَّاسِ Bunun için yerden özenle çıkardı. مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيلِ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ اَثَرِ السُّجُودِ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيلِ Yani bu ashab-ı kiramın, Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin, Ebu Bekir'in radıyallahu anh'ın gelişleri, oluşları, yönelişleri, yetişmeleri tesadüfen bir olay değil. Allah Azze ve Celle Kur'an'ında haber veriyor, buyuruyor ki Ömer gelecek, aleme nizam verecek. Ebu Bekir gelecek, sadakati öğretecek. Osman gelecek, hayali, iffeti, imanı öğretecek. Onlar tesadüfen gelen bir kadro değil. Allah Azze ve Celle ezelde hazırladı, ta Tevrat'a yazdı. İncil'e yazdı, Ömer gelecek, Osman gelecek diye. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara, insanlara gidin buğday ekmeyi, sonra hasat etmeyi, un ekmek yapmayı öğretin demediler. İnsanlara cennetin yolunu gösterin. Nasıl Allah'a gidecekler? Allah'a giden yolda o istikametteki gulyabani mevzilerini nasıl aşacaklar ashab-ı kirama? Bunu öğrettiler, kendileri de bunu anlattılar. İnsanlar karşılarına çıktılar, olmaz dediler. Allah'ı bu dünyaya karıştıramazsın. Allah bizim çarşımıza, bizim sokağımıza, Allah bizim evimize müdahale olmasın dediler. Eğer sen Allah'ı bu dünyaya müdahale kılmazsan ya Muhammed, sana mal veririz, han veririz, evler veririz. Eğer sen iktidar istiyorsan senin Mekke devletinin başına getiririz. Allah Resulü Aleyhisselam düşünmeden elinin tersiyle reddettiler. Senin adına da reddettiler. Eğer makam seni, mevki seni, zenginlik seni, mal seni Hazreti Muhammed'den uzaklaştıracaksa, Allah'la sıladan uzaklaştıracak, o rabıtayı kesecekse, o zaman elinin tersiyle gidecek, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın reddettiği gibi reddedeceksin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Mekke'yi mükerremede bu reddediş halini, Allah'a sılayı tesis etmeyi devam ettiremeyince, ettiremeyeceğini anlayınca Medine'ye hicret ettiler. Hazırlandılar, orduyla Allah Resulü Aleyhisselam'ın üzerine yürüdüler. 313 sahabi var.
Karşıda ise 1000 kişilik bir muharip güç var. Ellerini kaldırdılar. Yani maddi anlamda baktığınız zaman bu savaşın sonu belli. 1000 kişi tam teçhizatlı gelmişler. Karşıda 313 kişi var. Onları mağlup ederler, telef ederler. Allah Resulü Aleyhisselam ellerini kaldırıyorlar. Allahümme in tehlik hadihil isabe len tu'bede fil ardı ebeda. Ya Rabbi, şu bir avuç Müslüman burada şehit olursa, sana yeryüzünde secde edecek kimseler kalmayacak Allah'ım. Yine Roma'nın kiliselerinde İsa'ya secde edecekler. Yine Türkler kurtların peşinde koşacaklar. Yine Hintliler ineklere secde edecekler. Sena insanlar sana secde etsin diye. Şu bir avuç Müslümanla, Ebu Bekir'le, Ömer'le buraya geldim. Senin bayrağın yere düşmesin, sancağın yere düşmesin. Ey insanlar, kutlara değil Allah'a gelin. Bu çağrıyı iletebilmek için buradayız. Bize zafer ver ya Rabbi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle dua etmiyor. Ya Rabbi, ben Ebu Bekir'le, Ömer'le buradayım. Ben Muhammed, geride benim kızım var, Kerimem var. Eğer ben burada ölürsem kızım Fatıma babasız kalır. Eşim Aişe dul kalır ya Rabbi. Evlerimiz, hanlarımız, yerlerimiz, yurtlarımız, ticaretlerimiz helak olurlar, yok olurlar. Şehirlerimiz yıkılır, istila edilir. Yavrularımızı yetim, eşlerimizi dul, analarımızı evlatsız bırakma diye yalvarmıyor Hazreti Muhammed. Allahümme in tehlik hâdihil isâbe len tu'bede fil ardı ebedâ. Eğer bu bir avuç senin Allah'a çağırsın diye yeryüzünde hazırladığın bu ümmeti Muhammed helak olursa, sana secde edecek kimseler kalmayacak Allah'ım. Kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselam'ın ifadelerini hikayet adına değil de hayatınıza taşıyabilme adına okursanız, o zaman göreceksiniz ki evinizde, sokağınızda, üniversitenizde, iş yerinizde problem kalmayacak. Hazreti Muhammed imam olacak. Hazreti Muhammed öğretmen, Hazreti Muhammed komutan olacak. Ne kadar engel varsa aşacak, yürüyeceksiniz. Geçeceksiniz bütün bu revan menzillerini. Zaman zaman önümüze bu tür engeller gelecek. Makam, mevki, yükselme, olduğunuz yeri koruma, muhafaza edebilme. Bütün bunlar gelecekler zaman zaman önümüze. Ashab-ı kiramın, Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencilerinin önüne de geldi bu dosyalar. Ebu Ayyub el-Ensari, yani Halid bin Zeyd radıyallahu anh Efendimiz buyuruyorlar ki, Medine'nin son yılları, Allah Resulü Aleyhisselam'ın dosta gidişi yaklaşmış, o günlerdeyiz. Müslümanlar çoğaldılar. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ı eskisi kadar sıklıkla göremiyoruz. Çünkü kalabalıklar var. Kafile kafile, kabileler geliyorlar. Allah Resulü Aleyhisselam'a teslimiyetlerini arz ediyorlar. Dedi ki, artık bize vazife kalmadı. Evimize çekilse, çocuklarımızla meşgul olsa, لَوْ اَقْمَنَّا عَلَى اَنْوَارِنَا فَاصْلَحْنَا. Bahçelerimize gitsek, iş yerlerimize gitsek, onları daha yeni programlarla, yeni yatırım planlarıyla daha etkin hale getirsek, bunu düşünmüştük, iş yerimize dönelim, bahçelerimize dönelim, hurmalarımızla meşgul olalım, yani bir ton alıyorsak 5 ton, 10 ton alacak ameliyelerde bulunalım dedik, evimize çekildik ki Cebrail, Cibril Emin şu ayet-i kerimeyi getirdiler. وَاَنْفِقُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَ. Cihadınıza, mücadelenize devam edin. Yani onlar geldiler, bunlar hayır hasanatta bulunuyorlar. Onlar ümmetin çocuklarını okutuyor. İmamlar var, Kur'an kursu öğretmenleri var, imam hatip okulları var. Onlar milletin evladına İslam'ı, Allah'ın dinini anlasınlar. Bize vazife kalmadı diye kenara çekilmeyiniz. Yaşınız nereye gelirse gelin, Hazreti Muhammed'in bayrağını elinizden bırakmayınız. Ta ölüm gelene kadar, ölüm meleği gelip ruhunuzu alıncaya kadar nasıl secdeniz devam edecek, Hazreti Muhammed'in öğretilerini anlatmaya da devam edeceksiniz. Kendi elinizle ahiretinizi yok etmeyin. Elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Sonuna kadar cihada devam edin buyuruyor bu ayet. Aziz Ömer Efendimiz radıyallahu anh,
geliyorlar, bakıyorlar ki birisi sürekli oralarda ibadet ediyor. Yani sokak onun umurunda değil. Milletin evladını televizyonlar zehirliyor, onun umurunda değil. Diyor ki ben öğretmenim, ben mühendis, ben doktorum, gider namazını kılar, vazifemi ifa eder, sonra akşam olur, gün batımında evime çekilirim. Böyle bir hayatı tasavvur ediyor, camiye geldiği zaman herkesten daha fazla orada kalıyor. Ömer radıyallahu anh, o Kur'an'ı senden de iyi anladı, benden de iyi anladı. Çünkü o Hazreti Peygamber aleyhisselamın öğrencisi. Bu kişiyi camide bu halde görünce buyuruyorlar ki لَا تُمِتْ عَلَيْنَا د۪ينَنَا اَمَعْتَكَ اللّٰهُ كَحْوَلَسَ عَلًا Dinimizi öldürme, dini bu halde gösterme. Bu namaz seni değiştirmeli, sokağa çık, meydana çık, dükkanlara çık. Benim oğlum İbni Ömer gibi çık sokakta kimi görürsen ona Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah de. Sana Allah'ın selamını getirdim, sana Hazreti Muhammed'in mesajını getirdim de. Yani cami seni sokağa taşısın, meydana taşısın. Mani'de katledilen Müslümanları çık sokağa anla. Neden emperyalizm, neden Fransa, neden şimdi oraya bomba yağdırır, neden? Neden Allah demek yasak, neden senin haberin yok? Neden Suriye'de Müslümanlar ölür, neden senin gündeminde yok? Hz. Muhammed'in öğrettiği din, Hz. Ömer eline kırbacı alıyor, o sadece camide namaz kılan adamı ümmetin önünde kırbaçlıyor Ömer. Sen ne büyüksün Ömer. Hz. Muhammed'in öğrencisi Ömer. Allah'a dua ediyor, secde ediyor, niyazda bulunuyor. Diyoruz ki ya Rab, bizi Ömer gibi Müslüman et. Bizi Hz. Muhammed'in öğrencileri kadrosuna dahil et. Onlar gibi ümmeti İslam'ın ağlayan kadınlarının, annelerinin yanında yer alacak, onların derdiyle meşgul olacak iradeyi bizlere nasip eyle. Kardeşim, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ashabını yetiştirdiler, onlar aleme gittiler. Gittikleri yerlerde saraylar var, İran'ın sarayı var. Efendimiz aleyhissalatu vesselam İran hükümdarına İslam'ı davet mesajının mektubunu gönderince bunlar da kim oluyor dediler, Allah Resulü'nün davet mektubunu paramparça ettiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın elçisine de zulmettiler. Ama Allah Resulü Aleyhisselam'ın mektubunun yırtılmasından 25 yıl sonra öğrencileri o mektubun yırtıldığı saraya gittiler. Karşılarında altın tahtların üzerinde oturan, başlarında altın tac olan İran hükümdarı, Mısır hükümdarları. Onların üzerinde ise yamalı cübbeleri, başlarında sarıkları. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrencileri. Yeryüzündeki bu büyük inkılabı, yeryüzünün en büyük ordusuyla yapmadılar. İmanlarıyla, Hazreti Muhammed'e teslimiyetleriyle yaptılar ve muvaffak oldular. Onun için, eğer siz Allah'a giderseniz, o yolda yürürseniz, o zaman Allah dünyayı sizin ayağınızın altına serecek. Fatih, Yavuz, ecdadımız, Albaslanlar, Selahaddin Eyyubiler, Hz. Muhammed